Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok hoş, çok güzel, farklı bir örgü modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem de çok çabuk ilerliyor. Bebek örgülerini kullanabilirsiniz. Kendiniz kıyafetlerinizi uygulayabilirsiniz. Bere at koyabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay, farklı bir model. İp olarak orta kalınlıkta bebek yünü kullanacağım. Şiş olarak 3,5 lira şişle öreceğim. Modelinden bahsedeyim. Modelim 2 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Şöyle ipimi kenara alayım. Ben kolaylık olsun diye ilmeklerimi attım. Şişime 15 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. İlk sıra arka yüzden sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. Siz lastik örgünün üzerine desem başlayacaksanız arkadaşlar, bir sıra önden düz, arka yüzden ters örün. Model kendisini o şekilde daha iyi gösterir. Evet, şöyle ilk sıra ters örerek ilerleyelim. Yani hazırlık yapalım. Sıra değil arkadaşlar. Evet, ters örerek tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Modelimin birinci sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım, kenar ilmeğimi. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde birinci sıradayız. Ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Örmeden alırken ip önde gördüğünüz gibi o şekilde alacağız. Bir tane ters, bir tane örmeden alıyoruz. Örmeden alırken ipimiz kendimize doğru. Bir tane ters, bir ilmeği örmeden alıyoruz. Bir tane ters, sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, ip kendime doğru, sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırayla hiçbir işlem yok. İkinci sıra. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters örerek ikinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Desenimiz yana kayacak. Bir alt sırada ilkini ters örmüştük. Birinci sırada. Şimdi üçüncü sıradayız. İpi kendime doğru alıyorum. Hemen sıradaki ilmeği, yani ikinci ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi öne aldım. Sıradakini örmeden sağ şişimi aldım. Bir ters. Bir alttaki ördüğümüz ilmekleri şimdi örmeden alıyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri de örüyoruz. Evet, ters örmüştüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Örmeden alırken ipimiz önde, onu unutmayın arkadaşlar. Bir ters, bir örmeden alıyorum. Bir ters, bir örmeden alıyorum. Bir ters, bir örmeden alıyorum. Son kenar ilmeğimi de ters örüp modelimin 3. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıra. Hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Dördüncü sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde beşinci sıradayım. Bu sırada da hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Desen yapmıyorum arkadaşlar.
Beşinci sıra düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 6. sıra. Toplamda 6 sıradan oluşuyor. Hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ters ördüm. 6. sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bir desenim oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci desene başlayacağım. Birinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters örüyoruz. Bir örmeden alıyoruz. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Örmeden alırken ipim kendime doğru. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Bir ters. Kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamladım. Şöyle biraz daha göstereyim arkadaşlar. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Ters örerek ikinci sırayı İkinci desenimin ikinci sırasını tamamlayalım. Şöyle hızlıca öreyim. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada ne yapsak aynı işlemi yapacağız. Sadece kayıyor arkadaşlar. Desen kayıyor. Bir alttakiyle aynı yapıyoruz ama sadece dediğim gibi kayıyor. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir altta ters ördükten sonra örmeden almıştım. Şimdi direkt kenar ilmekten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ içime alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Bir ters. Bir örmeden alıyorum. Bu kadar kolay. Çok çabuk da ilerliyor. Farklı bir model arkadaşlar. Son kenar ilmeğimi de ters örüp 3. sıramı tamamladım. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Dördüncü sıra. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, çevirdim, ön yüzdeyim. Bir sırada önden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Arada mesafe olsun diye. Ama siz mesafeyi daha genişte tutabilirsiniz arkadaşlar. Bu 5. sıra oluyor. Düz örerek böyle sırayı tamamlayacağız. Evet, son sırada arkadan, arka yüzden ters öreceğiz. Evet, ikinci desenimi de tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmekten sonra bir ters öreceğiz, bir örmeden alacağız. Bir ters, bir örmeden al. Bu şekilde modelim ilerliyor. Size büyük parça ördüm. Bunu göstereyim. Şöyle. Bakın çok hoş, çok güzel. Farklı. Bebek örgülerinde kendi kıyafetinizde kullanabilirsiniz. Bere atkı muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hem çabuk ilerliyor hem de kolay, farklı bir model. Böyle. Arkası da bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Abonelik de ücretsiz, onu söyleyeyim. Çoğu abonem hala soruyor, abonem diyorum. Abone olmak isteyen kişiler soruyor, ücretli mi diye.
Kesinlikle ücretsiz. Böyle arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye ederseniz sevinirim. Şimdi değil, daha sonra örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.